Merhaba arkadaşlar, bugün engelli bakımı ve rehabilitasyonu planlama kitabının birinci ünitesi kapsamlı bakım planlarının geliştirmesine genel bakış bölümüyle birlikteyiz. Ee, sunumuzun içindekilere bakacak olursak bakım planı ile ilgili kavramlar ve tanımları, bakım planı ve özellikleri, bakım planının önemi ve sürecinin katılımcıları, bakım planlama sürecinde oluşabilecek olumsuzluklar ve kısıtlamalar bölümleriyle ilgili detaylı sunumumuzu yapacağız. Kısaca bir giriş yapacak olursak, insanların gereksinimleri noktasında farklı türde bakıma ihtiyaç duydukları ortadadır. Yaşlılık, hastalık, engellilik, yoksulluk bakım türlerinin oluşmasında temel gerekçelerdir. Engelli bireyler yetersizlik alanları ve ihtiyaç düzeylerine göre bazı bakımlardan yararlanabilmektedirler. Bireylere bakım sağlamada bakım elemanı hem bireyle hem onun ailesi ve diğer uzmanlarla işbirliği içerisinde süreci planlaması gerekmektedir. Planlama aşamasında bakımın uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçları noktasında tekrardan düzenlenerek uygulanması hem bakımın kalitesini arttırmakta hem de bakım hizmetinden yararlanan bireylere olumlu değerler katmaktadır. Bakım planı birçok farklı kavramın birleşiminden oluşmaktadır. Bakım planının temel unsuru olan hizmetin sunulacağı birey, bu hizmeti sunacak olan kişiler, bakım planının oluşturma ekibi planı kendi içerisinde barındırdığı özellikler, temel hedefler ve kapsam bu başlık altında incelenecek kavramlardır. İlk kavramımız olan yetersizliği olan bireyle başlayalım. En genel tanımı ile yetersizliği olan birey evde ve kurumda bakımı sürdürülen doktor veya kurumsal bağlamda yetersizliğine göre yardım ve tedavi destekleri alan kişidir. Bu yetersizlikler doğum öncesi doğum sırası ve doğum sonrası gibi farklı zaman dilimlerinde oluşabilmektedir. Yapılan e, araştırmalarda yetersizlik türlerine ilgili olarak şunlar betimlenmiştir. Zihinsel yetersizlik, işitme yetersizliği, görme yetersizliği, fiziksel yetersizlik ...özel öğrenme güçlüğü, otizm, si sinir sisteminde zedelenme ile oluşan yetersizlik, süreyen hastalıklar, duygusal uyum güçlüğü, dil ve konuşma güçlüğü, sosyal uy uyum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiper hiperaktivite, üstün ve özel yetenek gibi farklı türde zihinsel yetersizlikler bizim çalıştığımız alanın temel unsurunu oluşturmaktadır. Yetersizliği olan bireylerin bakımı belli temel amaçlar içermektedir. Bakımın temel amaçlarını kısaca özetleyecek olursak... Yetersizliği olan birey için yapılan yasal düzenlemeler, yetersizliği olan kişilerin yaşam çevresi, sağlık, temel bakım hizmetleri açısından ve toplumdan ayrışmadan yaşamlarını devam ettirmelerine odaklanmalıdır. Yetersizliği olan bireylerin saygınlığının korunması yine temel amacımızdır. Yaşadıkları çevrede yeterli desteğe sahip olan kişilerin güven duygularının oluştuğu, olumlu tutum ve davranışların sağlandığı, sağlık ve bakımla ilgili sorun noktalarının azaltılması da yine bakımın temel amaçları içerisinde yer almaktadır. Diğer bir unsurumuz yani kavramlardan diğeri de bakım elemanıdır. Bakım elemanın tanımı bakım gereksinimi olan yetersizlikten etkilenmiş bireylere hizmet sunmasına dair Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış belge ve ilgili bölümlerden mezun olup gerekli sertifikaya sahip olmayla açıklanmaktadır. Bakım elemanı engelli bakım elemanının engelli bakım elemanının taşıması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir. Yetersizliği olan bireyin özelliklerini tanıyabilmesi lazım. Bakım yapacağı yetersizlik türünün detayları hakkında bilgi sahibi olması lazım. Yetersizliği olan bireyin günlük bakımını yapabilmeli. Fizyoterapi ve meşguliyet terapisiyle bu bakımı sürdürebilmeli. E, yetersizli olan bireyin e, odasının düzenlenmesi yani fiziksel çevrenin uyarlanmasında e, yeterliliğe sahip olması gerekir. Yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilmelidir. Özellikle burada fiziksel yetersizlikten etkilen bireyler için bu söz konusudur. Yetersizli olan bireyin ilaç takibi de yapılabilmelidir. Çünkü bazı yetersizli olan bireyler ilaç takviyesi almaktadır. Ve yetersiz olan bireyin acil bir durumda karşılaşabileceği olumsuzlukları giderebilmek için ilk yardım becerilerine de sahip olması gereken özellikler içerisindedir. Yönetmeliklere göre baktığımızda bakım elemanının yapması gerekenler şu şekilde açıklanmıştır. Banyo hazırlığı ve hijyen temizliği Tuvalet ihtiyacını gidermede yardım edilmesi, gerektiğinde temizliğinin yapılması, tırnaklarının temizliği ve kesilmesi, saçlarının şekli ve taranması, dişlerinin bakımı ve temizliği, yemek ve içecek gereksinimlerinin karşılanması, bedensel temizliğin yapılması bunların arasında yer almaktadır. Bakım planlanması ve amacı konusuna bakacak olursak Yetersizliği olan bireyin hayatın tüm sürecine ilişkin yeterliliklerini kaybettiğinde gelecekteki bakımından etkili olabilecek kararların alınması ile ilgili hedefleri amaçlayan resmi karar alma süreci olarak tanımlanabilmektedir. Temel amacı ise bakımla ilgili karar verme sürecinde yetersizliği olan bireyin katılmadığı durumlarda onun tercihlerine göre bakımın şekillenmesini sağlamaktır. Bakım planlaması ile ilgili bazı etik unsurlar da yine göze çarpan noktalar arasındadır. Bunlardan birincisi karar verme sürecinde yetersiz olan bireyin ahlaki noktalardaki özelliklerin sağlanmasıdır. Tercihler hususunda oluşabilecek endişelerin önceden dile getirilmesi yine etik noktada önemlidir. Karar verme için uygun önlemlerin alınması gereken etik unsurlardan bir diğeridir. Bakım planlanması ve aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilir. Öncelikli olarak sağlık durumunun analizinin yapılması, bu analizler sonucunda amaç ve hedeflerin belirlenmesi, daha sonra kaynakların incelenip önceliklerin belirlenmesi ve bu inceliklere göre bakım planı oluşturup planın uygulanması, planın uygulanma sürecinde takip edilip sonuçlarının değerlendirilmesi bakım planlaması ve aşamalarını bize açıklayabilmektedir. Bakım planı ve özelliklerine gelecek olursak, bireyin bakımı ile ilgili fiziksel, psikolojik, sosyal ve benzeri alanlarda sorunların tespit etmek önemlidir. Bu sorunların süreçte veriler, verilerle ne tür bakıma ihtiyaç duyulduğu ve bu ihtiyaçlara göre bakımın niteliksel ve niceliksel sınırlarını kapsayan programda bakım planının genel tanımıdır. <laughs> bakım planı kendi içerisinde bazı ilkeleri de barındırmaktadır. Bakım planları amaç odaklı, dinamik araçlar olmalıdır. Bakım planlanmasını kolaylaştıran araçlar bakım ekibinin tüm üyelerinin rollerine göre bilgiye güvenli bir şekilde erişmesini ve katkıda bulunmasını sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Bakım planları yetersizliği olan bireylerin yapabileceği ve yapamayacağı durumları karşılar nitelikte olabilmesi için bireylerin yetenekleriyle hazır buluşunu tanımlar ve yansıtır şekilde olmalıdır. Bakım planlaması ve araçları karar vermeyi kolaylaştırmalı ve hesap verilebilirliği netleştirmelidir. Her birey bakım planlamasından ve araçlarından yararlanabilmelidir. Bakım planı ve özelliklerinde yine bir diğer unsur olan bakım planı oluşturma aşamaları aşağıdaki gibi açıklanabilir. Bilgi toplama, bakım teşhislerinin oluşturulması, bakım amaçlarının belirlenmesi, bakım pro programının oluşturulup uygulanması, bakım hizmetleri sonucunda bakım planının değerlendirilip yeniden düzenlenmesi bu aşamaların kısaca özetidir. <laughs> Peki şu soruyu soracak olursak, bakım planı neden önemli? İşte aşağıdaki maddeler bize bakım planının önemini açıklamaktadır. Bakım planları yetersizliği olan bireyin birden fazla gelişim alanını destekliyor olması, bakım sürecinde sağlanan hizmetlerin açısından çok yönlü olması, sunulan hizmetlerin sistematik olarak planlanması açısından öneme sahiptir. Bakım planının katılımcıları ve rollerine bakacak olursak, genel olarak bakım planında bulunan katılımcılar 3 ana başlık altında incelenebilir. Bunlar eğitim, sağlık ve sosyal alanıdır. Ancak şunu unutmamamız gerekir ki yine bakım planının katılımcıları içerisinde bireyin kendisi ve ailesi de diğer önemli unsurlardır. Bu alanlarda çalışan uzmanlara kısaca bakalım. Eğitim alanında özel eğitim öğretmenleri, çocuk gelişim uzmanları işbirliği açısından önemlidir. Sağlık alanında dil ve konuşma uzmanı, doktor, hemşire, fizik tedavi uzmanı, ergoterapist, diyetisyen, psikolog, yine bakım elemanı ile birlikte çalışabilecek diğer uzmanlardır. Son alan olan sosyal alanda ise sosyal hizmet uzmanı, ev ekonomisti yine bakım planında işbirliği açısından diğer uzmanlar arasında yer alabilir. Bakım planlama sürecinde oluşabilecek olumsuzluklar ve kısıtlamalar bazı önerileri de beraberinde getirmektedir. Bu önerilere beraber bakalım. İletişimsizlik ve düşmanca yaklaşımlardan özellikle uzak durulması gerekmektedir. Anlam, an, anlaşılmazlığın ya da olumsuzlukların temellerini belirlemek önemlidir. Olumsuz durumların seviyesi artmadan destek ve yardımların alınması önemli bir husustur. Anlaşmazlığa sizin etkinizin ve onun sizin üzerindeki etkisinin belirlenmesi yine olumsuzlukları önlemek için gereklidir. Karşınızdaki kişilerin beklentilerini yerine getirememe durumunda neler yapılabileceği önceden düşünülmelidir. Stres durumunda aile dinamiklerine dikkat edilerek etiketlemelerden kaçınılması gerekir. Ailelerin konu uzmanı ile konuşma isteği göz ardı edilmeli. Anlaşmaz, anlaşmazlık durumlarında en son yasal çözümlerin neler olduğunu bilip bunları denemekte fayda vardır. Ve son olarak stresin farkında olarak iletişimin kurulması gerekmektedir. Ünitemizi kısaca özetleyecek olursak, Bakım planının sistematik olarak uygulanmasına özen göstermesi gerekmektedir bir bakım elemanının. Diğer uzmanlarla işbirliği içerisinde ekip çalışmasına odaklanılmalıdır. Birey merkezli bir bakım planı ile yetersizlikten etkilenmiş birey ve ailesinin ilgi ve isteklerine göre planın şekillendirilmesi diğer önemli bir husustur. Oluşabilecek olumsuzluklara müdahale ederek çözüm yollarının üretilmesi yine bakım elemanının sorumlulukları arasında yer alan diğer bir husustur yasal haklar ve sorumluluklara göre bakım planının uygulanması da yine bakım elemanlarının dikkat etmesi gereken unsurlar içerisindedir. Detaylı bilgiler için kitabınızı inceleyiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.